Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere gider kokusunun nasıl giderileceği, kullanımdan kaynaklanan pisliklerden tıkanan bir giderin nasıl açılacağını sizlere göstereceğim. Eğer büyük bir tıkanma varsa buralarda, bu tabii ki tesisatçının işi. Onu sağlamak için tesisatçıdan yardımcı almamız gerekiyor. Biz ufak tıkanmalar ve gider kokusunun nasıl giderileceğini göstereceğiz. Arkadaşlar, bu genellikle uzun süre gideri kullanmamaktan veya bir yere gittiğimizde uzun süre kurumadan kaynaklanıyor. Genelde kuruyor ve bu koku meydana getiriyor. Bunun çözümünü sizlere göstereceğim. Öncelikle kapağını açıyoruz. Elimize bir eldiven giyiyoruz. Bu giderdeki şu kısımdaki pislikleri temizliyoruz öncelikle. Bu pislikleri temizledikten sonra şu kısımları da güzelce siliyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada marketlerden veya temizlik malzemesi satan yerlerden alacağımız bir lavabo açıcı. Bu lavabo açıcı ve bol miktarda kaynar su gerekiyor. Bunun için öncelikle lavabo açıcımızı giderimize döküyoruz. Tamamını bir paketi boşaltıyoruz. Daha sonra yapmamız gereken sıcak suyumuzu giderimize dökeceğiz. Ancak bu lavabo açıcılar kimyasal ihtiva ettiği için çıkabilecek buhar yüzümüzü falan yakabilir, sıkıntı yaratabilir. O yüzden uzak durarak mesafeli bir şekilde buraya sıcak suyumuzu döküyoruz. Evet arkadaşlar. Sıcak suyumuzu döküyoruz ve geri çekiliyoruz. Geri çekiliyoruz. Daha sonra diğer sıcak suyumuzu da yine uzak mesafede yaklaşmadan giderimize döküyoruz. Ve bol suyla, soğuk suyla buraya dökerek giderim suyumuzu da açıyoruz. Özellikle bol miktarda su dökmemiz gerekiyor. Giderimizin temizlenmesi, borulardaki pisliklerin bitmesi için. Bunu birkaç sefer, bu işlemi birkaç sefer devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar, bu işlemi yaptıktan sonra giderimiz büyük oranda temizlendi. Ancak bu yeterli mi? Değil. Ben bunun üzerine doğal yöntem olan sizlere gösteriyorum. Bir yemek kaşığı veya tatlı kaşığı karbonat, bir limon suyu, bir limonun suyu ve yarım bardakta, su bardağı da sirke. Bunlarla da şimdi daha iyi temizlenmesini ve giderimizin güzel bir şekilde kokmasını sağlayacağız. Öncelikle karbonatımızı alıyoruz. Karbonatımızı alıyoruz. Ve giderimizi döküyoruz. Arkadaşlar. Daha sonra limonumuzu alıyoruz. Evet, görüyorsunuz nasıl köpürdüğünü. Onu da döküyoruz. En sonda sirkemizi de döküyoruz. Buradaki hareketi görüyorsunuz. Köpürdü. İşte bu köpürmesi bu giderin temizlenmesi ve güzel kokmasını sağlayacak. Ve sıcak suyumuz var yine. Arkadaşlar, tekrar sıcak suyumuzu bol miktarda üzerine
döküyoruz. Ve tekrar soğuk suyla bol miktarda gidere dökerek temizlik işlemimizi tamamlıyoruz. Suyumuzu açıyoruz. Suyumuz bol miktarda akacak. Ve giderimizi bol miktarda bunu 3-5 sefer bol miktarda bu işlemi devam ettiriyoruz. Ve böylelikle arkadaşlar bol miktarda suyumuzu döktükten sonra giderimizin temizlendiğini ve güzel koktuğunu göreceksiniz. Bu işlem uzun bir süre bu kokunun gelmemesini sağlıyor. Ben bunu daha önceden denedim. Sizlere de tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer güzel videolarda, diğer faydalı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.